Evet arkadaşlar, şimdi size Fox TV'nin haber spikeri Fatih Portakal'ın söylemiş olduğu yalanlar üzerinde, yani bazı hareketlerinden, taktiklerinden önce biraz bahsedeceğim. Sonra da Burdur Belediye Başkanı İnan Cumhuriyet Gazetesi'nin yapmış olduğu başlık üzerinden anlatacağım biraz da. Şimdi yalan haber sunan Fatih Portakal, izlerken kanalı takip edin, hallerine, hareketlerine yalan haberi sunan bir kişi nasıl davranır, ya da diyelim normal gerçek haber sunan bir haber spikeri nasıl hareketler yapar televizyon karşısında kameraların. Şimdi diğer kanallarda görüyorsunuz, normal haber spikerleri yani anlatırken insanlar kendilerine ulaşan Anadolu Ajans'tan ya da İhlas Haber Ajansı'ndan ya da kendi çalışan kameramanları aracılığıyla bir şekilde ellerine geçen haberleri sunuyorlar. Bazen yorum da katıyorlar. Hadi yani katabilirler. Ama Fatih Portakal'ın yapmış olduğu haber spikerliği çok zor yani. Harbiden bir ödül vermek gerekir ona da. Yalan haber sunduğundan, yalan haberi yani sunarken ekranlarda görüyorsunuz yani elinde bir böyle 5-6 tane bir şey var, kağıt var, şöyle diyelim, şöyle mesela, şöyle bir dosya var, şöyle şöyle ikide bir de yani sunarken böyle böyle ikide bir de böyle vuruyor, böyle bir düzeltiyor, 2 dakika sonra yani bir 2 dakika sonra hemen dağılıyor, geri tekrar alıyor. Böyle bir daha düzeltiyor. Yani yalan haber sunuyor ya. Çünkü direkt kamerayı hep konuşsa yüzünün şekli patates, domates, soğan her türlü şekle girecek. Yani ne yaptığını kendi de yani şey yapamıyor. Kendini yani kağıt düzeltiyor. İkide bir de burada. Şurada bir bardağı var. Şöyle yapıyor. Bardağını düzeltiyor. Kalemi bir şeye koyuyor. Bir de saati var. Şöyle saatini düzeltiyor. Hani yüzünün ifadesi yani yalan haberi söylerken suratının şekli değişiyor. Suratının şekli değişiyor. Kulaklar böyle. Suratının şekli değişiyor. Acayip bir şekilde ikide bir de. Yani bundan yani kendini beynini ikiye bölmüş oluyor ki ne? Birisinden ağzından laf çıkıyor. Birisinden hareketleriyle de hani kağıdı düzeltirken yüzünün yalan ifadesinin şekilleri, yüz imikleri ne hale geldiğini anlayan insan anlar zaten. Ama tabii Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı, nefreti, kini bazı gruplarda belli zaten. Hani PKK gibi yani ağır darbeler yemiş, ülkeyi bölmek için büyük mücadeleler sergileyip Amerika'yı, Avrupa'yı tamamen son derece arkasına alıp büyük yatırımlar yaparak PKK'ya yani yatırımlar yaparak silahtır, maddidir, maddi destektir gibi buna benzer büyük destekler vererek onları palazlandırıp belirli bir noktaya getirip onlar da hem Suriye'den hem Irak'tan hem İran'dan hem Türkiye'deki kendini destekleyen bazı Kürt PKK yalnız HDP yalnız insanlardan aldığı destekle yani kendi içlerini kendileri daha iyi biliyorlar yani kaç kişi olduklarını, nüfuslarını, nerelere kadar elleri kolları yetiyor, hangi kapılar onlara açılıyor bildikleri için zaten birisi de dedi ya Türkiye yani biz tükrüğümüzle boğarız diye. Çünkü adam yani bunu derken boşuna sallamıyordu yani 100, 200, 500 bin tane ya da 10 bin tane bir şey yoktu yani onların adamı yoktu yani zaten 15 bin tanesini sadece Zeytin Dalı'nda, Fırat Kalkanı'nda ve Güneydoğu'daki o Hendek Operasyonu'nda zaten 15-20 bin tane PKK'yı gömdük. Daha hala bir sürü var yani. Suriye'de var, Irak'ta var. Hala yani Kandil'de şu anda 10 bin tane vardır yani. Daha bir de adamlar meclise giriyor ya. Adam 5 milyon üzerinde oy alıyor yani. Düşün ya bir de sadece eli silahlı olan değil, eli kalem tutanlar var, okula gidenler var, öğretmenleri, doktorlar neler var neler. Bunlar zaten sevmez ki. Niye sevsin? Sevemez zaten. Çünkü yani hem böyle olacaksın hem Erdoğan'ı seveceksin. Tamamen aykırı yani. Çünkü düşmanı yani kendi düşmanına bile bile aşık olacak değil ya bir insan.
Anca CHP'liler yapıyor bunu yani. Amerika olsun, Avrupa olsun tamamen Türkiye'ye diş biliyor yani. Ama yine de adamlar Avrupa sevdalısı. Bu eğer ellerine geçirseler böyle bir kaşık suda boğup öldürecekler yani sizi de. Hala seviyorsunuz da neyse. Ondan sonra bunu anlatırken Fatih Portakal beyefendi yalan haberi sunarken şekilli yani şekilden şekile girmemek için ellerinde kalem defter öyle. Yani izlerseniz Fox TV'yi izlediğinizde anlarsınız bunların ne olduğunu. İkinci bir şey söyleyeceğim. Salda Gölü'nün kahramanı ilan ettikleri Burdur Belediye Başkanı CHP'den neydi onun adı? Müzekker miydi? Müzemmer Şenel mi? Öyle bir şey. Müzekker öyle tuhaf bir ismi var da beyefendinin ne yapıyor? Ne söylüyorlar? Diyorlar ki ne? Salda Gölü'nün kahramanı. Salda Gölü'nün etrafında doğal tabiata zarar gelmesin diye bir mücadeleler vermiş böyle bir ha şunu söyleyeyim silahlı saldırıya uğradı yani birden konuya daldık da eşi ve ikisi silahlı saldırıya uğradı daha sonra bu silahlı saldırıdan sonra Salda Gölü'nün önünde çekilmiş bu Burdur Belediye Başkanı'nın resmini bu İsmail Aymazlar gibi ondan sonra bu Yılmaz Özdiller bunun gibi bazı yazarlar bunu aldılar gazetelerinde başlık olarak böyle resmini de koyarak yayınlayarak dediler Salda Gölü'nün kahramanı çevreyi koruyan çevreci Salda Gölü'nün mirasçısı yani orada herhangi bir yapıya ya da doğa değişikliğine izin vermeyen AKP'nin yani orayı talan edecekmiş gibicesine hani izlenim verip o AKP talanına izin vermeyen Salda Burdur Belediye Başkanı yani kahramanımız silahlı saldırıya uğramıştır. Toplu katliam, toplum katliamıdır bu der gibicesine böyle başlık atıyorlar Salda Gölü'nün önünde. İnsanlar bir araştırıyor, bakıyor yani bakıyoruz. Adam Salda Gölü'yle falan hiçbir alakası yok. Yani olayı ondan sonra İçişleri Bakanı araştırmaya aldı. Bu kurşunu sıkanların kim olduğunu, ne olduğunu, neden olduğunu. Ondan sonra ortaya çıktı ki ne? Salda Gölü'nün hiçbir alakası yok. Burdur Belediyesi'nin bir şirkete tahsis ettiği, kiraladığı sezonluk yani ihaleyle kiraladığı bir otel, bildiğiniz otel. Otel daha sonra o kiralayan, ihaleyi alan kişiler tarafından fuhuş yaptırıldığı, fuhuş olarak, genel evi olarak kullanıldığı ihbarı geliyor. Valilik ve Emniyet Müdürü bu ihbar üzerine baskın yapıyor. Orada fuhuş yapıldığı tespit ediliyor. Orada o otel mühürleniyor. Baskından sonra. Ondan sonra Burdur Belediyesi'ne deniyor ki bak senin otelin. Senin ihaleyle verdiğin oteli takip etmiyorsun. Yani kime verdin, ne yapılıyor, ne ediliyor. Sadece sen ihaleyle sattın. Arkasından orada ne yapılıyor, ne ediliyor hiç şey yapmıyorsun. Baksana orada genel ev gibi çalıştırıyorlar. Ondan sonra tabii bu Burdur Belediye Başkanı'yla o ihaleye giren insanın arasında çıkan o anlaşmazlık sebebiyle artık ne tartışma olduysa parasını mı geri istedi belediye başkanından. Belediye başkanı yani ben bir şey yapamam. Valilik girdi devreye, emniyet girdi devreye. Ben şu anda yani seni örtbas edemem, paranı da geri veremem mi dedi. Ne olduysa artık burasını bilemiyoruz. Ondan sonra çıkan anlaşmazlık yüzünden adamı eşini ve adam vuruyor silahla, yaralıyor. Yani ne alakası var yani şimdi Salda Gölü'yle? Ne alakası var yani şimdi orada Salda Gölü'nün kahramanı toplum katliamıdır. Yani AKP'liler saldırdı vurdu der gibicesine. Yani sanki Salda Gölü'nü AKP ve taraftar yani gölü tamamen oradan kaldırıp oraya oteller dikip orayı ne bileyim çevresini oranın çevresini ağaçları kesmek ya da orada restoranlar kurmak oranın doğa güzelliğine aykırı olacak doğa güzelliğini yok edecek ortadan kaldıracak yapılar mı inşa etmek gibicesine hani mücadele vermiş de ondan sonra bu mücadele sonucunda
Bu mücadeleye en çok karşılık gösteren Burdur Belediye Başkanı'nı AKP'liler gitti vurdu anlamına getir. Ne anlama geliyor? Adamların zekaya bakın. Yani nereden ne çıkarma? Yani olayı bir olay yaşanıyor. Olayın altına bir resim koyuyor. Alta yazdığı yazı farklı, resim farklı. Adamın vurulma sebebi farklı. Resmen adamın verdiği o şeyde ihalede fuhuş yapılıyormuş yani. Hiç alakasız bir şey yani. Böyle böyle konu başka, başlık başka, yazan şekilsiz. Yani sülük gibi insanlar virüs yayıyorlar resmen halka, yani kin, nefret, yani bunlar resmen böyle pislikten, hakaretten besleniyorlar yani. Bunların beslenme yöntemi böyle. İkincisi Cumhuriyet Gazetesi. Koskocaman bizim Sağlık Bakanımızın resmini büyük kocaman resmini gazeteye basıyor. Üzerine yazmış ki eşkıya şehre indi. Ya bu Fahrettin Koca'nın altına, yani o hani Sağlık Bakanlığı'nın kocaman resmini üstüne de büyük harflerle eşkıya şehre indi birleştir, yapıştır birbirine. İnsan bakıyor eşkıya şehre indi, bakıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Altına da küçücük böyle mercekle okuyacaksınız. Böyle mercekle bakacaksınız ki şey yazıyor orada da. Fahrettin Koca video konferansıyla sağlık çalışanlarıyla görüşme yaptı falan filan. Yani iki haber birbirinden ayrı olmuş oluyor. Yani bunlar yıllarca hani çamurdan, fitneden, fesatten, kinden, küfürden, hakaretten insanlara hani böyle beslendikleri için, yedikleri cezalar haddini geçtiği için artık yayın kapatma ya da gazeteye yayın durdurma cezaları gelecekleri için, yani iftiralardan, yalanlardan, hakaretlerden dolayı artık böyle çelişkiler içine girmeye başladılar. Bunlar kinle besleniyorlar. Bunlar sülük cinsinden insanlar. Yukarıya bir sorduğun zaman, yani bu eşkıya şehre indi, altına da Fahrettin Koca ne anlama geliyor, diyor ki ne? Eşkıya şehre indi, yukarıdaki haber Fahrettin Koca aşağıdaki. Ne alaka yani? O eşkıya şehre indinin yani alakasız bir konu yazmış. Konunun içinde o eşkıya şehre indiği kocaman, koskocaman yazmış, başlık atar gibi. Ondan sonra da Fahrettin Koca'nın resmine koymuş. Bu kadar karaktersiz insanlar bunlar işte. Böyle karaktersiz yani. Resimler, olaylar çarpıtıp insanları kine, nefrete sürükleyen, kin ve nefretten beslenen, bunlar cin tayfesinden insanlar işte. İnsan demeye de insan hani yüz varmıyor ama bunlara prim vermemek gerek, ama ne yazık ki ülkemizde 1938'de vefat etmiş Atatürk'ün devamı olarak görüp de bunlara oy atan bir takıntılı grup çok, yani %23 var. Yapacak bir şey yok yani. Böyle devam ediyorlar işte.